Yine ne dolaplar çevirdin de çıkardın Cansu'yu oradan hala? Çocuğu o cehennemden kurtarmanın yolunu buldum diye teşekkür edeceğine. Senin ona nasıl baktığını gördük hala. Ne olur yalvarıyorum bırak kardeşimi. Onun için gerekli sabrınız yok demek işte. Artık sana bırakamam onu. Bana geri verene kadar gerekirse burada kapıda yatacağım hala. Halacığım, boşuna kanlı bıçaklı düşman ettin bizi. Ben Cansu'ma da sana da yardım ediyorum. Şu yaşadıklarımızın içinde ezilip gidecek çocuk. Kendin diyorsun psikolojisi bozuk diye. Sizi de istiyor, haklıdır. Alışır mı hemen buraya? Kendince bir yol buluyor eve dönmek için. Sen ne bakıyorsun bacak kadar çocuğa? Dövecek, dövdürecek olsam niye bu kadar uğraşayım? Niye bu kadar para dökeyim söyle bana. Ama sen kendin dedin Cengiz onu sarstı, hırpaladı diye. Ne diyeyim ki sana? İstiyorsan geç burada kal. İstiyorsan kapıda yat ikna olana kadar. Ama sen ailenin başısın artık. Böyle öfkeyle akılsız akılsız davranacak zaman değil. Burada benle uğraşırken Yeliz'i kim bulacak? Bu yaşta almış silahı eniştesini vurmuş. Bunda senin hiç mi suçun yok? Suçlamak kolay kızım. Sen önce dön bir kendine iyice bir bak. Sonra gel kapıma hesap sor ki boşlu çıkmayasın. Ya birader, biz Yeliz'in ablasına söylese miydik acaba? Simge yakardı bizi oğlum. Hiç yoktan kodesi mi boylayacaktık? Gittiler ama artık. Hiç değilse nerede olduklarını söyleyelim. Şimdi hiç yoktan karışacak ortalık. Başımıza dert sarmayalım. Ya Yeliz'in ablalarının gücü ne? Yunanistan'a gidecek halleri yok ya. Ablası çok kötüydü be Sercan. Diğerleri de perişandır. Yazık ya. Aklıma geldikçe benim vicdanım sızlıyor. Oğlum benim de ama... Ya yürü be. Söyleyelim. Kaybedecek bir şeyimiz yok nasıl olsa. Tamam hadi. Hadi be. Söyleyelim hadi. Pencerenin önüne kadar gelmiş. Bizi görmek istedi ki geldi. Neden girmedi abla? Neden bunu bırakıp kaçtı? Veda mı bu şimdi ne? Bilmiyorum. Bizden başka kimi var? Nereye sığınır ki? Ne yapıyor? Neden yapıyor bunu? Hiç anlamıyorum onu. Silah ateşlerken kendinde bile değildi. Söyleyeyim ben sana. Belki o salak Simge gazı verdi buna. Bu da korkutmak istedi kendince. Belki boğuşurken oldu. Cengiz'le o bir mi? Kim bilir nasıl korku içinde şimdi. Korkudan ne yapacağını sapıtmış durumda. Hata üstüne hata yapıyor farkında değil. Bulunca önce o Simge'yi halledeceğim ben. O olmasa bunların hiçbiri olmazdı. Biz de salağız biz de. Bile bile lade istedik. Kızlar Yeliz'den haber var mı? Ben banyoya giriyorum kızlar. Dur ya gelir gelmez nereye? Cansu nasıldı? Ne? Cansu'yu halama geri vermişler. Ne? Ne? Manyak mı bunlar? Nasıl verirler ya? Hani yeniden mahkeme olacaktı? Bilmiyorum. Yapmış işte bir şey almış. Yapacak bir şey yok. Ne demek yok ya? Yok demek Armi. Önce Yeliz'i sağ salim bulmak zorundayız değil mi? Cengiz nasıl olsa hastanede hala. Cansu'ya zarar falan veremez. Bitmiş ocaktakini alayım da. Onun da son demleri. Çalıştırmaz ki şof beni. Hiç fark etmez. Çarşı kocalara da karşılığında. Ablacığım iyi misin? Ablacığım ne olur ağlama. Kötüyüm Bilge. Kötüyüm. Annemleri özledim ben. Hadi asalım gecik.
yolcuları ölüme koştu. Birazdan. Kaçak göçmenler ekmek parası için ölüme gitti. Kaçak göçmenleri taşıyan Dönis adlı gemi Karadeniz açıklarında battı. Birazdan. Ya kapat artık şunu ne olur Bilge. İyice içimiz karardı. Ben de boğulacağım. Baksana. Bizden de kötü durumda olan insanlar var. Hayat ne acımasız abla. Evet. Ama benim içim karardı. Kapat ne olur. İyi akşamlar. Hayrola? Haber mi var? Ya Armi, aslında bizim size söylemememiz gerekiyordu ama dayanamadık. Neyi? Ya delirtmeyin insanı. Kızlar bir gemi ayarladılar. Ne gemisi? Birileriyle anlaşmışlar. Yunanistan'a kaçtılar. Bilge, haber. Çabuk, çabuk haberleri aç. Çabuk. Aç televizyonu, haberleri aç. Geminin adı neydi? Ne zaman kalktı? Ne oluyor? Ya az önce söylediler. Kaçak yolcusu olan bir gemi batmış. Haberleri bul. Timuçin, gerçekten yeter. Sinirlerim dayanmıyor artık. Alo. Timuçin. Ne oldu? Timuçin, Yeliz bir gemiyle yurt dışına kaçmış. Hangi gemi? Nereye gitti? Senin bunları araştıracak bir tanıdığın var mı? Tamam Elif, sakin ol. Ben bir iki kişiyle görüşeceğim. Bakalım bir şeyler çıkarabilecek miyim? Ararım seni. Eninde sonunda da buluruz. Korkma, tamam mı? Tamam. Yine ne görev buyurdu hanımefendi? Hangi çamura batmış yine? Anne. Aman koş kurtar. Gecikme. Babanı onun için hapiste süründür. Hala elini bir çırpmasıyla emrine koş sen. Anne, Elif'in bununla ilgisi yok dedim sana 50 kere. Söylemekten dilim kurudu. Nedenini hatta anlamıyorsun. Asıl inat eden, gözü kulağı kapalı olan da sensin. Kendine gel Timuçin. O kızı sil. Onunla evlenmeyi sil kafandan. Böyle bir şeye ölürüm de izin vermem. Umut yolcuları ölüme koştu. Eminsiniz değil mi? Bu gemi değil. Hayır, bu olamaz. Söyledim ya, bir kere onlar Yunanistan'a gidiyorlardı. Karadeniz'de ne işleri var? Dün neden söylemediniz ha? Ben size sormadım mı? Armi, tamam. Ben size sormadım mı? Ben sizden rica etmedim mi? Armi, lütfen. İnsanlık bunu anlamaz mısınız? Armi, siz. Neden ya, neden? Armi. Niye? Niye söylemediniz? İnsanlıktan anlamaz mısınız? Çok mutsuzum. Çok korkuyorum. Bulduğum bütün sözleri topladım kitaplardan. Hayata dair, umuda dair. Hepsini yazdım sana, biliyorsun. Hayatı olduğu gibi kabul edin. Kabul edilebilir olması için de çaba gösterin yazıyordu bir yerde. Hayat bize kabul edilmesi çok zor şeyler getirdi. Kabul etmeye çalıştık. Çalışmadık mı? Bir şeyleri düzeltmek için elimizden gelen çabayı da gösterdik. Yılmadık, pes etmedik. İçimiz kan ağlarken inadına gülümsemeye çalıştık. İnadına düşler biriktirdik. İnadına umutlar yarattık sarılacak. Niye sarıldığımız her şey elimizden gidiyor? Niye hayat sanki bize umut etmeyin diye bağırıyor? Sele kapılmış gibi hissediyorum kendimi. Hep beraber selin içindeyiz sanki. Sular annemi babamı aldı. Her an birimizi daha alabilirmiş gibi. Tutunamıyorum bir yere. Tutamıyorum hiçbirinin elinden. Aldıkların yetmedi mi hayat? Dur artık, yalvarırım, dur. Ablamı alma. Lütfen o da bizi bırakıp gitmiş olmasın. Bize bunu yapmaya hakkın yok.